sinema filmlerine karşı kendi ülkesinde avantajlı olan dünyadaki 2-3 ülkeden biriyiz. O diğerleri de zaten Hindistan, yani Bollywood var, Güney Kore var ve Japonya. Biraz da Fransa tarafında. Yani Türkiye o konuda iyi durumda. Ama hepimiz bu mesleği kendimize adamış insanlarız. Yani birinci size vereceğimiz mesaj bu olsun. Sinema kendine adamadığın sürece yapılamayan bir meslek. Yani hayatın merkezinde kıskanç bir sevgili gibi düşünün. Eğer hayatınızda sinema varsa birçok şeyiniz eksik kalıyor. Çünkü vaktinizin çoğu sinemaya gidiyor. Yani o yüzden bu meslekte ilerlemek istediğinizde bunları bilin. Çünkü yeni nesilde sizde henüz kapitalizm çok gelişmediği için onun kapitalizm kurbanı olmadığınız da Batı'da, Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'daki en büyük problem gençler sinemaya, televizyona ilgi gösteriyor. Şimdi 11 senede 10 tane film yaptık. Yani bu sürekli çalıştığımız anlamına geliyor değil mi baktığınız zaman? Bu filmin yazılması var. Bu filmin çekilmeden önceki süreçleri var. Yani bir film bizim hayatımızda 6-8 ay, bazen 1 seneyi alıyor. Film yapmadığımız zamanlarda da film yazabilmek, film yapabilmek için zihnimizi beslemek için bol bol okuma, bol bol film izliyoruz. Yani bence burada aramızda söylediğim sinema kendinizi adadığınız zaman başarılı olacağınız bir dal ve kıskanç bir sevgili hakikaten. Yani yarın öbür gün evlenecekseniz, kız arkadaşınız olacaksa, erkek arkadaşınız olacaksa önce yaptığınız mesleği kabul etmeye bakın. Sizin gibi inansın, sonra büyük sıkıntılar çıkar. Peki. Peki diğerleri ne olmak istiyor? Şimdi ne yapıyorsun burada arkadaşlar? Yani televizyoncu olmak isteyen var mı? Tamam. Kameraman. Evet. Montajcı olmak isteyen? Montajcı, evet. Montajcı. Başka sesçi mesela olmak isteyen var mı? Sesçi. Bütün hepsini yapmak istiyorum. Oyun kurusu. Bu arada arkadaşlar bakın burada bizim yerimiz oturuyor. Şu Önler Boş. Bu yerine şey yapalım. Gelin. Gelin böyle. Evet. Lütfen. Peki hiç kostümcü olmak isteyen var mı aranızda? Senaryo yazdığı şöyle düşünün, aslında film hikaye anlatmak, storytelling. Dolayısıyla senaryo bir teknik yazım. Yani bunu bir hikaye ya da bir roman olarak yazmak değil, çekilme bizi götürecek bir teknik yazım. Yani orada şöyle yazıyorsun, normal bir hikaye olsa, işte bugün üniversiteye söyleşi yapmak için otele çıktık. Kırgızistan işte bugün bizi bulutlarla karşılamıştı. Böyle edebi bir dil kullanarak yağmurcu seviyordu, heyecanlıydı falan diye hikayeyi yazarsın. Senaryo olunca şöyle yazıyorsun. Sahne bir, dış gök, araba. Ben, Ali, İsmail, Hande, arabanın içine gidiyoruz. Benim gözlerime göre son yıllarda Türk sinemasında yine bir düşüş var gibi görüyorum. Çünkü hep aynı şeyler tekrarlanıyormuş gibi geliyor bana. Çünkü aynı komediler işleniyormuş gibi geldi bana. Benim sorum bu yani. Sizce neden? Diğer sorum ise son zamanlarda biliyorsunuz YouTube'lar bile artık sinema sektörüne girmeye başladı. Sizce sinemaya etkisi nasıl oluyor? Ya şimdi Türk sineması, yani yeni Türk sineması değil de sektörleşme mücadelesi içerisinde. Yani benzer filmler, iyi yani taklitler aslını yaşatır diyorum. Yani bir film iş yapıyor, sonra ona benzer başka filmler yapıyor. Onun benzer olma sebebi o ama mesela buraya getirilen 5 film ele alalım. Bak, Organize İşler ve Çakallarla Dans devam filmi olan komedi filmler. Bizim için şampiyon, tamamen Türk sineması içinde bir ilk örnek olan bir yarış atın hikayesi, bir jockey hikayesi. Böyle bir savaş filmi. Öteki film neydi? Ha, bir de Ramadan Tayfa. Şimdi buraya seçilen bak 5 filmden, hadi Organize İşler ve Çakallarla Dans benzetelim birbirine. Ötekilerin hiçbiriyle benzer tarafı yok. Sen aynı filmlere odaklı olabilirsin. YouTuber filmleri dediğin ya, dün de üniversitede bu konuyu konuşmuştuk. YouTuberların film çekmesinde ya da çok önemli değil. Çeşit olsun, çeksin, gençler yapsın ama Murat abinin son söylediğini örnek veriyorum. Mesela Enes Batur değil mi? 1,5 milyon kişi izledi.
Çok zaman dayanıklı bir film olacağını zannetmiyorum şahsen. Orada Murat abinin dediği gibi zaman gösterecek. YouTuber olabiliriz için yapıyoruz. Önemli olan insan olmak. Yani film yapıyorsan içinde anlatacak bir şeyin varsa o YouTuber mısın bilmem ne misin onun çok önemi yok. Ama 1,5 milyon kişi bugünün Türkiye'sinde 1,5 milyon kişi gitti. 20 yıl sonra çok izleneceğini düşünmüyorum. Onu da iyi bir izleyiciysen zaten ayırt edersin. İzleyici de onu ayırt ediyor zaten. Şeyleri, diyalogları, replikleri zaten kaydediyoruz. Yani dublaj yok. Bütün sesler gerçek. Ama diyelim ki şimdi burada kimse sahne... Sinemde var da, sinema filmlerinde... Biz dizici değiliz, biz anlatıyoruz. Sinemacısı oldu, dizicilerimiz. Orada hızlı çektikleri için vakit yok, gerçek bir şey yok yani. Bütün sesler canlı olarak kaydediliyor. Ama şimdi buradaki bir sahneye ele alalım. Diyelim burada dört tane konuşmuş var, arada seyircilerde mikrofon geliyor ve şey yapıyor. Ama ne oldu? Demin hocamız telefonu çaldı. Arka yıllardan pısır pısır konuşmalar oluyor. Şimdi montajı yaptığımızda şimdi mikrofon, yani dinamik mikrofonlar veya yaka mikrofonları yakındaki sesi kaydetmek için var. Mesela bu konuşmaları kaydetmek için bu mikrofonun ses miksajına bağlı olması, şey, miksere bağlı olması lazım. İki departman gibi görünür ama o da bir, yani %50-%50 etkisi var. O yüzden müzik çok önemli. O yüzden genelde müziklerimiz tam bir işte tasarlıyorum, kendim yapıyorum. Mesela buradan tabii ki bütün söz geçen bir müzik varsa kendim yapıyorum söz müziğini. Bunu olabilecek en üst düzeyli bir sanatçı hemen bütün enstrümanlarını canlı olarak kaldırıyoruz. Yani şeyden kullanmadan, ses bankasına ya da bir klavyeden çıkartmadan, dijital ses kullanmadan gerçek ses kaydılar alıyoruz. Ama bizde şöyle bir sorunumuz var. Şimdi bir sahne, gerçek bir sahne olup oradaki işte o boyayı efektlerimiz kısımları kaydedemediğimiz için biz şöyle bir teknik geliştirdik. Onu da kendi stüdyomuz olduğu için kendi stüdyomuzda yaptık. Yani müziği en iyi olan, senkronu en iyi tutturan işte klavye sanatçımızın stüdyoya koyduk. Bir kafa tarafından mikrofon, bir göğüs tarafından mikrofon, bir kumaş sesi, bir ayak sesi için mikrofon koyduk. Ki böyle yapısı yaptı şöyle. Bütün karakterleri izlerken o senkron ses yaptı. Bütün o kumaş seslerini, ayak seslerini var. İşte masa, sandalye, çanak çömlek ne varsa götürdük orada o projeyi yapsın diye. Hatta halen her yıl aklıma bu kaç senedir oyunculuk yapıyorum. Bir dönem oyunculuk eğitimi tekrar alabilirim. Yani bu çok güzel bir şey ama yeteneğiniz varsa, akışta işinize saygı duyuyorsanız oldu mu oldu. Yetmedi galiba cevap. Özür diliyoruz. Ben de rahatsız ettik seni ya. Tamam mı? Ama şöyle doğrusu, işte Hande, mesela bizim Çakallara Dans'ta çok geniş bir oyuncu kadrosu var. Eğitimsiz olan Hande var. Sen bir şey söyleyeceğim şimdi, değerlisiniz isterim, özür dileriz falan. Sen bir cevap mı verdin? Sen de uğramasa bile insanlar. Yani şöyle bir örnek verelim, biz bu Arka Sokaklar dizisi var ya bizim gibimiz oynayan şey geçiyorum, Komiser Mesut. Biz bir akşam öyle bir parkta duruyoruz, muhabbet ediyoruz. Polis geldi. Şevket aradı. Komiserim iyi akşamlar falan filan. Sonra konuşmaya başladı ama konuşmam önce Şevket'i sürekli komiserim diyor. Şimdi polis olduğu için onu yıllardır televizyonda göre göre komiser olarak komiser olduğuna inanmış. Şevket'le komiser gibi konuşuyor ama. En son bir yarım saat geçince arkadaşlar dedim pardon. Bak kardeşim dedim bu adam Şevket komiser falan değil. Onu dedim sen niye bununla komiser gibi konuşuyorsun? Ben bu konseri sayılırım. Şöyle diyebilirim o kadar katılıyorum ki siz bağı koparsanız karakterle diyelim ki Şevket bağı kopardı, çevre koparmıyor.